Hanımefendi, iyi geceler. Beşiktaş Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı Partisi'ne polis koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti. Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı Partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı. Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Müşteri taşıyan taksiye binen bir davetli ise yolun ilerinde inebileceğini söyleyerek olay yerinden kaçtı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler arasında yüzlerini saklamaya çalışanlar dikkat çekti. Galiba gecenin DJ'lerisiniz. Korona Partisi Aslan Gürman'ın evinde. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Az önce sivil polisler de geldiler. Geceyle ilgili galiba siz yönlendiriyorsunuz. Abi, teşekkür ederim. Siz DJ misin? Yok, değil. Ha, onlar DJ. Kim bu? Yavaş yavaş. Volkan sen böyle dön. Evet, gene korona partisi. Dön Volkan. Çekip atılır mısınız? Kıyafetler de bayağı kapsamlı bir gece olmuş. Konuşacak mısınız? Polis baskınıyla birlikte şu an dağılıyorsunuz. Efendim, baskı yok. Koronavirüsten korkmuyor muyuz? Çok kalabalık gidiyor. Tolga, İbrahim gel artık. Tek kaçıyorlar, devam yapalım. Kapı açıldı. Evet, şu an. Önde bir grup daha gitti yalnız. Öndeki kalabalık bir grup gidiyor. Tamam, tamam, orada da arkadaşlar. Geliyor, gidiyorlar zaten. Evet, Filyaskon ekipleri de şu an kimlik kontrolü yapıyor. Gecenin yasak olduğunu biliyordunuz ama partiye katıldınız. Bir şey söyleyecek misiniz? Neden? Yani yasak bir gecede bulundunuz. Biliyorsunuz İzmir'de de 6.6 bir deprem oldu. 28 vatandaş hayatını kaybetti. Efendim, maskeniz yok. Korona partisinde hiç kimse korkmuyor. Fethi mi mesela? Aşı. Ne? Şaka mı yapıyorsunuz? Aşı bulundu mu? Hanımefendi. Tamam, tamam, bırakın. Şu an. İbrahim çok sıkıştırmayız. Ben tamam. Çekmeseniz olur mu ya? Olmaz. Siz partiye gelmeseniz olur muydu? Susar mısın? Sustum. Başkan, ne haber? Madem. Evet. Hanımefendi, 2000 lira. Kalabalık çıktı yine ama. Kalabalık çıktı. Efendim, partide. Partideydiniz, neler söyleyeceksiniz? Değildik, çalışanız. Çalışan. Arkadaşlar, çalışanız ya. Çalışanız arkadaşlar. Evet, iyi geceler beyefendi. Korona partisinden çıktınız. Konuşacak mısınız? Konuşmayacaksınız. İbrahim gel. Hanımefendi, iyi geceler. İyi akşamlar hanımefendi, polisiz. Polis. Polis. Efendim, korona partisindeyiz. Herhangi bir korku olmuyor mu partide? Partideydiniz, neler söyleyeceksiniz?
Seni al, abi sonra benim. Dolu taksiye bindiniz şu an. Dolu taksiye bindiniz. Şu an sizin milletin hayat suç. Tehlikeye atıyorsunuz. Taksi. Hadi bakalım. Hanımefendi, iyi geceler. Korona partisinden çıktınız, neler söyleyeceksiniz? Efendim, parti iptal edildi, polis de bastı. Filülasyon ekibi de burada. Konuşmayacak mısınız? Yasak olan bir gecede bulundunuz. İbrahim, tamam. Hanımefendi, neler söyleyeceksiniz? Korumeri'de deprem oldu. 28 vatandaşımız hayatını kaybederken. Covid önlemleri alınmış mıydı içeride? Tabii ki. Ne gibi önlemler alınmıştı? Bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar, şimdi sizin için tamam. Ne gibi önlemler alınmıştı? Onları da öğrenmek geldi. Yani bizim mantık çerçevesinde teşekkür ederim. Çok mersi. Peki abi, gidebilirsin. O kadar videolardan 11 duyar alınmış. Geceler, korona partisinde çıktınız, neler söyleyeceksiniz? Önlemler alınmamıştı. Bir Halloween partisi yapıldı. Konuşmayacak mısınız konuyla ilgili? Neden gülüyorsunuz? Gülünecek bir durum mu var şu an? Bizimkiler de gidiyor kanka. Bizimkiler de 500 taneden. Ha, bizim kameramanlar da gidiyor çekiyor. Onur çekiyor, Volkan başıma çekiyor. Başıma vurdurtma gene beni. Recep'i görmüyor musun? Uzaktan çekiyor. Neden yüzünü bir gizliyorsun hanım? Ben çektim, atayım mı size? Neden yüzünü bir gizliyorsun?